Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Biraz da zorlu program. Zordu. Çalışması da zordu. Bayağı da uğraştırdı. Geç kaldım. Hızlı geçeceğim ve tek olurlu yüksek atları görebildiğim, tek olabilir dediğim atları aktaracağım sizlere öncelikle. Birinci koşu Maiden dişi. İngiliz fark etmiyor artık. Burada 9'a yazmanızı önereceğim. 9, 1. Bunlar olsun. Sonra hani tarayın derim sadece. Ferit gene başta olmak üzere diğer atlardan bütçeniz oranında at yazın bu Maiden dişi. İnandığınız tek varsa, duyum tekiniz varsa tabii ki kullanın. Benim görebildiğim 1-9. Genelde bu atlar şanslı oluyorlar. İkinci koşu şart 5 dişi. Yarış bu sene yarış gören ikinci kalan 11. Dişlik yarışı yapmadıysa bu at burayı kazanır. 11 numaralı safkan. Geçeceği safkan 1 Gülmatra. Gülmatra'nın 4'ü de geçilme potansiyeli var. Yamak 1 olmasından, yamak 2 yarış olmasından dolayı. Genelde sürpriz çıkartıyor bu yamak yarışları. O yüzden 1-4'ü birlikte düşününüz. Hatta 3'e 7'ye çok zor olmayan ihtimalde gidebilir yarış. Gördüğüm 11'in bu ikinciliği bu grubu atın hazır olduğunu gördüm daha doğrusu. O ikincilik bana yeterli. Aynısını koşsun burayı kazanır. Çünkü bu kiloyu bir daha bu grupta bulamaz. 60'a çıkar çünkü. Üçüncü koşu handikap 15 handikap 3 10 Gökkara'nın birinci olması. Dördünde ikinci olmasını bekliyorum. 1-5'tiler. Burada ters döner burası. 10 nolu safkanın Ferit'le 55 ile 2000 metrede bu atı birinci yapması gerekir. 10. Hani bunun dışında 11 yegen gibi, 9 pasat gibi atlar var. Bu handikap 16'sını gördüm. Sürpriz atlarım artık 11-9. Tarayacaksanız eğer burayı da. Bunlara dikkat ediniz. 11-9. 4. Artık herhangi bir at. Geri kalan grup. Teki 10. Gökkara olmalı. Ama hani dördü de ben ikinci olur diye yanlış şey yapmayayım. Normalde bu öyle olur ama 4 tekrarlayabilir yarışını. Yine de 4 de kalsın. Tek kullanmıyorsanız mutlaka yazın. Ama yine tabii 10 nolu safkan tek olması gerekir. Maiden dişi 1 nolu safkan startta kalmazsa tek olur kazanır. Yani grup içerisinde çok fazla bir at göremedim. Bu at Maiden atı değil, start sorunları var. Hani çıkması gerekir. Çıkartabilirler. Grup çok zayıf bir grup. Çok berbat. Herhangi bir ata gidiyor iş. 4'e de güvenmiyorum. İkincilik almış. AGF. 9 AGF. Vallahi hiçbirine güvenmiyorum. Bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ediyorum. Ya bir tek olur starttan çıkar düzgün yarışını yapar. Ya oturur startta. Çıkamaz daha doğrusu. Kalan grubun herhangi bir tanesi. Şuradan bile çok kolay at getirirler. Bırakırlar daha doğrusu. Ben göremedim herhangi bir at. 5. koşu handikap 13 handikap 3 geçen yarışta da bir ara bir programda bu atı tek önerdim size. Böyle for yaptım tek olabilir dedim. Gene yapmadı yarışını onun oğlu Safkan. Bu atın bir dördüncülük sprinti var. Şartta handikap 13 handikap 13'lerde başarılı koşanmış Safkan. Tam bu grubun atı. 10 tekrarlar beklentim o dördüncülüğü ikinciliğini tekrarlar kazanabilir tek olabilir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu atlardan birini dek getirirsek hani iki tanesini dek getirmemiz gerekiyor. Yukarıdaki atı bu at gibi daha önereceğim sizlere. İki tanesini tek önereceğim. Yani tek atmamız gerekiyor getirmemiz gerekiyor ki kalan yarışlarda biraz at yazabilirim. 10, 14 AGF kabul itirazım yok. Diğer at 11 Baybotan'a dikkat edin. Sürprizde kalmış %4'lük bir at değil. Kalan gruptan tarama yapınız. Bütçeniz oranında tek kullanmıyorsanız. 1-3 tutmuyorum 8 AGF almış. 5'i de çok tutamadım ama sürprizde kalsın yine. 8 yazıyorsak 5'i. Aşağıda 16 Ferit var. Bunları ilave edebilirsiniz tek kullanmıyorsanız. 10 mutlaka hani kuponlarda olsun tek olurluğu çok yüksek. 14 AGF'si sürprizim 11 Bay Botan oldu.
6. koşu grup 3. Kısa vade 6 AGF iken berbat koşan 4. Burada tekrar grup 3'te AGF Ferit. Yani Ferit düzgün atları tercihliyor mu, tercihlemiyor mu artık? Kararsız kaldım iyice. Ferit. Çünkü bizim ayarları bozuyor Ferit. En azından her programda bir kazanacak ata binip bizi rahatlatması lazım. Adam yok. Burada da 4 nolu Safkan'ı tercihlemiş. Tamam kabul. Yani 4 olsun kurgularda. Yalnız 4 yaşında bir Safkan'ı kendi atlarını 12 Father Ferit'e rakip önereceğim. 12 yani sürprizde kalmış, bu kadarlık bir at değil. %4 bir at değil. Bu tip gruplarda 4 yaşında yazalım derim 12. 7 Müslüm Çelik, işi zor. 1 bu grubu geçti, böyle bir grubu. 8, 10 artık kim günündeyse, 12, 2, 6, 5 kim tutturursa o kazanacaktır. Kalan gruptan tarama yapabilirsiniz. 4, 12 yani 2 at önermekteyim burayı. Hasoğlum da sürpriz yapar, %2'lik bir at falan değil burada. Emin amca öyle Elazığ atı ama belli olmaz, bu tip atlar birden koşu yaparlar. Durur durur bir koşu yaparlar, o gün bugün olabilir. O yüzden buralardan tercih ediniz. 7. koşu handikap 14, handikap 3. Burada geçen de bu atı tek önerdim. Yine karşıma geldiler. Bakın bu ikinci yukarıdaki atı tek önerdiğimi hatırlıyorum. Favori yaptığımı. Bunu da favori yapıp tek önerdiğimi hatırlıyorum. 10 nolu saplandı. Bu da fazla takılmazsa, başına bir iş gelmezse kolay kazanır da bu at. Tek olurluğu çok yüksek. Ben tek olmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza direkt öneririm. Kalan gruptan artık AGF takip edebilirsiniz. Bütçeniz oranında at yazabilirsiniz. Yalnız burada 6'yı da söylemeden geçmeyeceğim. Starttan çıkar ise düzgün vaziyette sürprizinin bombasını yapacak. Yani 6'nın da böyle bir özelliği var. 3, 4, 9, 7, 6 ama 10 nolu Safkan. Artık bir zahmet bir kazandırın şu atı yani. O kadar. Ha, bu grubun atı değil bence. 10 olursa. Bir kazansa devam edecek, yukarı çıkacak bu atı. 8. koşu şart 5. 3'e rakip bulmakta zorlandım. Cinderella. Bu da son yarışını kazandı. Necmi var üzerinde. Kayba koşmazlarsa. Yani kazanır. Takılacağız. Safkan 4 yaşında. O da biraz kalite handikap puanı iyi vermeyen AGF atı. 2 kazanç atı. O yüzden kabul ettim. 2 gömeç var, sürpriz potansiyeli duruyor. Bunlar natürel var tabi, bir de koşamıyor bir türlü. Bu İstanbul'dan geldi hatırlarsanız. Filit o yüzden bindi natürele. Şart 2'de ikinci. Hani 3'ü kim geçer? Bunlar geçer. 2, 7, 11. Bunu uzatmam gerekiyor, yanlış olmasın. Tutmasam da. 3'ün yani çok kötü koşturulması gerekir. Burada ilk 2'ye falan girmemesi benim için bayağı bir sürpriz olur kendi adıma. 9. ve son koşusu kalabalık gruplar. Hani atları bulmakta da çok zorlandığım yarışlardan biri de son ayak oldu. 1 çıkıyor AGF. Sevmem AGF'yi direkt tek önermeyi. 1 kazanır da çıkıyor. Rakibi de 5 çıkıyor arkadaşlar. 1-5. Başka at bulamadım. Benim bulamadığım yerde de öyle bir sürpriz getiriyorlar ki göremiyorum zaten o hattı. Hani şuralardan bir at gelecek, şu bölgeden aşağıdan. O atı hani 10 AGF, 10 değil sürpriz atı, 7 değil, biraz sürprizde çıktı. Bu at maiden çıkışını çok iyi yaptı. Bir daha yok 2 yarıştır AGF ve 0 çekiyor. Maiden'i çok iyiydi bu atın. Sakatladılar mı ne yaptılar bilemedim. Yani bu 1-5'in dışındaki atlara da çok güvenmiyorum. Her an her şey olabilir bir grup. Handikap 13, handikap 3 grubu. 1-5'ten sonraki bütün atlar tamamen tercihen sizlere bırakacağım. 2, 8, 3, 10 ilk etapta dikkat edin diyeceğim. Sonrası dediğim gibi herhangi bir at. Yani maiden çıkan atlar var. Örneğin bu uçan Tumbul Bey gibi maiden çıktılar. Bu atı da tek önerdiğimi hatırlıyorum. Şu koşularından birinde. Buralardan tercih ediniz arkadaşlar. Bilinmiyor yani. Bazı Arapların yarışlarını, bazı yarışlarını öngörmek çok zor.
Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.